sırada küçük sincap babasından korktuğu için hiçbir şey demeden fındıkları yatağın altına saklamış. Neden? Ne neden oğlum? Neden babasından korkmuş ki? Çünkü babası biraz sertmiş. Ondan korkulurmuş. Babalardan korkulmaz ki. Babalar komikti. Babalar aslında komik değildir. Benim babam çok komik. Yine eve gelsin anne, yine gülelim. Aliş, babam burada kalamaz. Hem de ne kadar komik olursa olsun. O zaman küçük sincap annesine küstü. Aliş! Gel bakalım Şubi. Ne kadar çok oldu görüşmeyeli. Sen de hiç değişmemişsin vallahi. Oo, merak etme. Ben de değişmedim. Eskiden yalnız bir çocuk vardı karşımda. Şimdi de yalnız bir adam var. Belki artık karanlıktan korkmuyor ama ışığa da çıkamadı dostum be. Hepsi darmadağın olmuş. Hangi işe yetişeceğimi şaşırdım. Sen yapsana kardeşinin sandviçlerini o zaman. Ben daha 13 yaşındayım. Asla sorumlu olamam. Öyle mi? Tırna onu cilalarken öyle demiyorsun ama. Artık 13 yaşındayım diyorsun. Dostça bir tavsiyem olabilir. Domates koyma. Hepsini ayıklayıp atıyorum. Anne! Dün Yasin benimle konuştu. Domatesleri ayıklayınca domates lekeli peynirler kalıyor. Anne, dün Yasin geldi. Sınıfımı sordu diyorum. Hı? Kızım geç kalıyorsun. Hazır mı çantan? Hadi et kahvaltını.
Günaydın kızlar. Günaydın anne. Günaydın anneanne. Aa, nasıl saç öyle kızım? Sirke mi gidiyorsun yoksa? Ay, hiç önemli değil anneanne. Sen evdeysen ben her yere giderim. Bana bak, bana bak, çabuk çöz o saçları. Rezil etme bizi okulda. Ya anne, bir şey söyler misin ya? Ben okula onu temsil etmeye mi gidiyorum? Eğer öyleyse kitapları bırakıp İskambil destesini alayım. Bana bak, vallahi koparırım o dilini senin. Yeter, yeter. Anneannemle böyle konuşman tehlikeli ve yasak. Yasak okeydi, tehlikesi ne? Onun evinde oturuyoruz, bir. Zaten büyüklerine karşı saygılı davranman lazım. İki. Anne bırak, sen de saçını istediği gibi yapsın. Babaları olacak, Aziz Sokkabazı yaptı bunları böyle. Anne kaç defa söyledim çocukların önünde konuşma şunun hakkında diye. Yalan mı söylüyorum? Doğru söylüyorsun ama onların babası. Boşandık ya işte, daha ne istiyorsun anne? Bunlardan boşanamıyorsun ama. Su! Uyandın mı kızım? Anne şunu uyandırsana, yuvaya bırakmamız lazım. Bir soytardan üç tane çocuk yapılır mı? Etti dur soytardan. Aliş! Kalktın mı oğlum? Anne, Yasin bana sınıfımı sordu. Yasin kim kız? Tanımazsın anneanne. Bana bak, öyle erkeklerle çok dolaşma. Hafif kız derler, adın çıkar. Adım Hayal. Çıkalı da 13 yıl oluyor. Anne neler söylüyor ya? Aziz nerede? Ne bileyim ben. Ama fazla uzaklaşmış olamaz çünkü kanatları burada. Aman! Bu evin hali ne böyle Allah aşkına Neşe? Şşş, Neşe! Bir sabah uyanayım da şöyle saçma sapan bir şey görmeyeyim şu evde ha? Adamın işi bu Cem, ne yapalım? Hı, işe bak! Martı kariyeri! Senin kuzenin bile bir tuhaf güzelim. Ne yapacağız biz bu adamı boşandı diye? Hı? Kendine bir ev tutacak mı yoksa nüfusuna mı geçireceksin? Ev tutmak mı? Ya anahtar bile yaptıramaz. Çocuklarını hamburger yemeğe götüremiyor. Ne yapalım, para kazanamıyor. Aa! Çocukları yaparken armatördü sanki. Bana mı sordu çocukları yaparken? Heh. Bak biz yapıyor muyuz kendimizi güvenceye almadan? Ay, abartma Cem, abartma. Daha bir ay oldu. Hem dostluk bazen eziyet çekmektir. Benim dostlarımı kullansana. Hı? Hem bu devirde hesap cüzdanını görmeden akrabanla bile samimi olmayacaksın. Bak şimdi sabah sabah konuşturacaksın beni. Allah aşkına sen içinde akraba ve dost geçen cümleler kurma. Ortaklarım de, kulüptekiler de, network de, ay bir şey de işte. Akrabalık bu yani. Üstüne uzanması lazım böyle kilim gibi. Üstelik dağınık. Aa, söyleyene bak. Bütün gün çoraplarını evin dört bir köşesinden ben topluyorum. Hadi. Hadi sen artık işe git. Sıkıldım senden. Hadi. La 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 la. Teşekkürler, teşekkürler. Alkışlar için teşekkürler. Günaydın, günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın Clara. Günaydın Peter. Nasıl? Haydi'nin büyük babasına benzemiş miyim Neşe? Ne dersiniz? Plaza'ya Madame Rottermeier'in evine gitmeden önce şu Alp dağlarının tadını birazcık daha çıkarmayalım mı? Aziz. Benim pijamalarımı giymişsin. Önce pijamalarımı çıkar lütfen. Tamam. Hayır, şimdi ne yapıyorsun? Aa! La 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 la. Günaydın pembe fufum taşımlar. Nasıl? Haydi'nin büyük babasına benzemiş miyim? Nihayet teşrif etti küçük soytarılar. Aleş, oğlum vakit yok, hadi giyin. Anne bir yardım etsene, giydirsene şunu. Yine işe geç kalacağım. Tamam kızım. Su, hadi yuvaya. Hadi buraya gel. Ben yuvaya gitmem. Yastırma beni, buraya gel diyorum sana. Bu evin hali ne böyle? Ya lütfen bak, ben sabahları böyle dağınık bir evde uyanmak istemiyorum, lütfen. Ben de uyanmak istemiyorum Cem. Ben de uyanmak istemiyorum enişteciğim. Ben de sabahları Alp dağlarında uyanmak istiyorum. Ben de o mis gibi havayı içime çekmek, ben de o yemyeşil kırlarda koşmak istiyorum. Ama olmuyor. Nedir bu tuhaflaşan hayatım? Akşama çocukları pizzacıya götürme ihtimali belirdi çünkü bir 50 kağıt buldum. Eğer Aliş 1,5 pizzadan fazla yemezse, Hayal ve Su'da birer pizzada kalırlarsa ve her biri birer vişne suyu içerse oradan sapasağlam çıkar. Aman ne var? Bak ne diyeceğim, sana doğru düz bir iş bulalım ister misin? Tabii. Bizim şirkette çalışır mısın? Tabii, sizin şirketin martı kadrosunda boşluk varsa neden olmasın enişte? Ama bu martı uçmak istiyor. Bu martı yükselmek istiyor ve üzerinden geçerken başına talihli bir şey bırakmak istiyor. Ne halin varsa bir.
Güle güle Peter, güle güle küçük tavşan. Ülkene karanlıklar hiç uğramasın, olur mu? Vallahi benim kocam bir tane. İyi katlanıyor sana. Aman be. Bedava gösteri izliyor işte, ne var? Acaba bir aydır burada kalarak size yük mü oluyorum? Problem yok. Ama biraz daha duyarlı olsan diyorum. Aa, duyarlı tabii. Bütün duyargılarımı açtım, dinliyorum canım, söyle. Mesela kocam kot pantolonunu giydiği zaman paçalarını dizine kadar kıvrık bulmasın. E tabii. Tabii. Haklısın. O gün bavulumda bir kot pantolon olsaydı giyerdim. Ayrıca da o gün kot pantolonu giymem gerekiyordu. Ayrıca da boyum kısa, o yüzden dizine kadar kıvırıyorum. Ayrıca da o pantolonu o kadar para ödediğinizi bilseydim giymezdim. Bari üzerine biraz daha koyup Akçakoca'da arazi alsaydınız be. Bir de mesela kocamın 10 yıllık şaraplarını bir oturuşta içme. Aman. Buzdolabında bira yoktu. Yoksa sirke sevmem, biliyorsun. Yuvaya gitmek istemiyorum, kimse anlamıyor. Bana ne ya, ben de babam gelsin istiyorum. Hadi ama Alicia, ölürüz. Annem başladı yine söylenmeye. Başımıza bakıcı gelsin istiyorsun herhalde. İstemiyorum, ben babam gelsin istiyorum. Eğer babam burada kalmak isteseydi bir yolu bulurdu mutlaka. İstedi, istedi işte. İstedi ama kalamadı değil mi? Hadi canım, ipin üzerine bile saatlerce yürüyebilen adam. Bütün bunlara o sebep oldu. Ne oluyor burada? Çocuklar okula geç kalmak mı istiyorsunuz? Gel bakayım Aliş. Bu akşam okul çıkışı babam mı buluşacağız? Tamam, sorun yok. Artık yolda kaybedemeyeceği kadar bir ödülüz. Akşam onu da eve getirelim mi? Yapma Aliş, o bir kedi yavrusu değil. Unuttun mu, benim babam olunca her şey olabilir o. Kedi yavrusu, köpek annesi, hatta Japon balığı bile olur. Bir de baba olmayı öğrensin. Aliş, bak sana bir kitap almıştım. Bazen bir şeyler eksiktir. Evet, kitabın adı bu. Bunu okumanı istiyorum. Bazen hepimiz için bir şeyler eksik olabilir. Bazen yalnız kalabiliriz. Kiminin annesi, kiminin babası yoktur. Bende hepsi var. Ay, şu tepsi de götüreyim de dükkanda çalışırım artık. Ne oynuyorsunuz Neşe? Hamlet. Merak ettim. Kim oynuyor Hamlet? Hamlet Rıdvan oynuyor. Aa, sen hatırlarsın Rıdvan'ı. Hani senin dönemden. Bizim balık hafızalı Rıdvan mı? Nasıl oluyor ya? Yani bütün piyesi sufle alarak mı oynayacak? Oyun bütün gün mü sürüyor? Güncellendi, modern bir şey oldu. Aman. Ayrıca hatırlarsan 3 yıl önce senin de böyle bir şansın olmuştu Aziz ama sen ilk provaya gelmemeyi tercih etmiştin. Hayalin 40 derece ateşi vardı. Ne yapsaydım yani? Kızı bırakıp provaya mı gelecektim? İşe bak be. Rıdvan'ın başrol oynadığı bir dünyada ben iş arıyorum. Aptalsın Aziz. Salaksın ha Aziz. Salaksın Aziz. Sen bu gecenin kıyafetleriyle ne yapacaksın bakayım? Seri halde iş görüşmelerim var canım. Belki farkında değilsin ama kocan kadar ciddi bir adam olma tehlikesiyle karşı karşıyayım. Senin martı memur martı oluyor. Memur martı. Ay, inşallah olur. Çok sevindim Aziz. Ha, i̇nşallah. Kıyafetlere de dikkat et ha. Ha tabii tabii. Oturmak yok, kalkmak yok, tuvalete gitmek yok. Pantolon biraz uzun ama ne yapayım? Zengin gösterir. Hadi bakalım. Güle güle. Güle güle. Günaydın Bilal Bey. Günaydın Serap Hanım. Günaydın Bilal Bey. Affedersiniz, bir şey soracaktım da. Buyurun Elin Hanım. 4. kattakilerin bir köpeği var ya, hani havluyor. Köpek havlan haliyle. Ay ne çok havlıyor. Bir şey söyler misiniz lütfen, sussun. Köpeğim. Tabii canım, sizi köpekle muhatap etmek istemem. Sahiplerine söyleyin isterseniz. Efendim sahipleri havlamıyor. Köpek de hasta zaten, yakında ölecek. Aa, iyi o zaman, yakında hiç havlamaz. Neriman Hanım, ölü köpek havlamaz. Yani ben aslında hayvanları çok severim. Vah vah, çok üzüldüm Bilal Bey. İyi günler Neriman Hanım. İyi günler efendim. Ay, yine antipatik oldum adama. Ay, işe gitme, ne olur gitme. Anneciğim ben çıkıyorum, susana emanet.
Yuvaya gitmemekte direniyor. Ne olur idare ediver bugünlerde. Yakında bakıcı gelecek, tamam mı? Hallederim ben kızım, hallederim. Dur. Bakıcı diyorsun ama evin kadınına da çocuk bırakılmaz ki kızım. Ay yani şöyle adam gibi birininle evlensen de evinin psikiyatristi olsan. Bay bay anne. Güle güle. Aşkım bay bay. Akşama geleceğim. Bay bay. İş, zamanlama, takvim ve bu koordinasyonu yapacak, yani bütün bu kütlevi durumun üzerine geçecek olan kişinin tabii ki bir yönetici olarak zaten uzman... Evet. Nasıl siz de seyrettiniz demek. Ben, evet, o reklam filmindeki prezervatif bendim. Ne güzel, beğenmişsiniz. Sağ olun. Yüksek tiyatro eğitimi gördüğüm için içe nefes alma yöntemiyle insan kendisini oksijenle şişirebiliyor. Bakın. Bu şekilde emme basma tulumba şeklinde bir kere daha nefes alıp bir kere daha şişirmek mümkündür. Gördüğünüz gibi aynen biraz önce kapıda bekleyen arkadaşı oynayabilirim. Fizik olarak küçük olmama rağmen kendimi oksijeni içeri almak, vücudun içine alma yöntemiyle daha da büyütmem... Bir şey sorabilir miyim? Rahatsız ol. Neden oturmuyorsun? Siz oturuyor musunuz zaten? Gerçekten, vallahi yapabilirim. Yani hakikaten bir tane bile kalmaz. Gerçekten satabilirim. Lütfen ya, tamam. Anlamadığım şey şu, nasıl yani bu iş benim bünyeme aykırı? Bugün bir erkek de bir kadının yaptığı işi yapabilir. Bakın çok, yani lütfen. Yani açıkça söylüyorum ki imkansız diye bir şey yoktur. İmkansız başarılabilir. O iki de, kırışların var. Kaldır tutuyu. Sen ne yapıyorsun Aziz ya? Aziz, sen ne şanssız bedevisin. Alo? Merhaba, sırtlan kardeş. Ne o? Bütün sincapları yedin, geriye ben mi kaldım? Ne? İş mi var? Ne işi Turgut, ha? Yine Kızılay usulü mü olacak? Bak, öyle para filan yok, bütçemiz az. Hani sen sanatçısın falan, anlamam abicim. Ha? Para veriyor musun? Ne? Reklam çekim mi? Yapayalım. Ciddi misin? Bir daha olur, gelirim, konuşuruz. Hemen mi geleyim? Yok, bilmiyorum, belki böyle geçerken uğrarım. Ha Turgutcu, olur ya, bir uğrarım. Ha, gelince konuşuruz. Tabii, hoşça kal, hoşça kal. Allah, ne hemen gelmesi be? Uçar bu mantık. Ha, ne diyeceğim? Böyle bir hani $1000 bozuğu var mıydı? Yoktu herhalde. Ben bunu bir bardak su içtim. Hani bir yazalım, ben toplam $1000 olarak öderim. Haydi, eyvallah. Bal şeker. Anlat bakalım şu reytingleri patlatacak projen neymiş yani? Şimdi abi, hani bir bizlik izli olayı var ya, bir sürü acayip tip aynı evin içinde yaşıyor. Erkekler böyle çok yaşlı diyorum, 70-80 yaşında. Ama kızlar değil. Ölsünler mi? Yani herifler ölsün mü Cavit? Yapma abi ya, çok düşük bütçeli bir iş. Bir evin içinde hepsi. Mermer parasını unuttun. Her gün evden bir ölü çıkacak. Mezar taşı parası. Ha? Öyleyse abi, deliler olsun mu abi? Aynı evin içinde bir sürü deli, ha? Ne dersin? Bence hiçbir mahsuru yok. Senin boş vaktin varsa neden olmasın? Sen ne kadar kalacaktın Cavit'e? Abi çok düz mantık bakıyorsun ha. Bak sıkı projeler, bu yaşlılarla genç kızlar olayı götürür aslında. Paraya para demek. Kapsama alanımı terk et Cavit. Çünkü parazit yapmaya başladın yine. Lan Cavit, sen geçen gün buradan tekme tokat kovulmamış mıydın lan? Ha? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok, acadansız değil ya. Ben gidiyorum Turgut abi. Bak diğer televizyonlar bu projeyi çalarlarsa karışmam ama abi. İkine. Helal Aziz'cim. Senin bu reklam filmi için stüdyo hazır. Birazdan seni aşağı alacağım. Çok iyi oldu abi. Reklam fikri, yani bu kadar paraya sıkışmışken hatta ne reklama ayıptır sorması abi. Yeter. Bak burada. Yeni Akrik Smatik. Yeni Akrik Smatik. Tamamdır. Yeni Akrik Smatik. Beyazın ötesini ha? Turgut bak. Beyazın bak.
Beyazın ötesi. Ya böyle de söylenebilir. Beyazın ötesi daha böyle hani daha kampanya değil mi abi? Birkaç tane çekilecek herhalde. Evet. Peki halktan tipler hani değişik değişik filmlerden hani değişik tipler mi yoksa hep aynı tip mi oluyor? Ve önemli değil ama bak şimdi akriksmatik. Beyazın ötesinin de bak 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 Turgut bak akriksmatik. Beyazın ötesinin de ötesi. Annenizin gurur duyacağı deterjan. Ha? Çekici bir erkek değil mi Turgut? Ha? Çekici bir erkek. Akriks erkeği yani. Çekici bir erkek Akriks erkeği. Ha? Bak. Akriks erkeği tamam mı? Elinde Akriks matiği ile beraber kadının çamaşır yıkadığı yere dalar böyle aynen. Meh. Akriks matiği diye. Söylemeyeyim. Akriks diyecek ve diye beraber çamaşıra nüfuz ediyorlar abi. Muhteşem. Evet evet tabii muhteşem. Akriks matiği bakalım. Ne? Ha de kostüm hemşerim. Ha alo hazır mı hemşerim? Aziz'in kostümü hazır mı? Akrik Turgut. Odaya getir. Hazır. Kostüm ne ya? Odaya uzatma da getir. Kostümlü mü oluyor? Ya, kostümsüz olur mu canım? Abi demek yani daha o zaman hani spesifik bir şey yani. Daha spesifik, daha reklamcı işi bir şey yani. Akriksmatik işi ha? Bekle bakalım da şimdi. Ha? Merhaba Neşe Hanım. Aa, merhaba Kudret. Çok acelem var. Kostüm arıyorum da başrol için. Başrol için. Evet. Nasıl bir şey olsun? Yani böyle beyaz ama çok havalı bir şey olması lazım. Çünkü başrol. Anladım anladım da onun için özel yaptırmanız gerekmiyor muydu? Özel yapılmıştı. Ha? Başrol üstüne ketçap döktü. Hamburger yerken bıçtı. Ölürdünüz valla. Ay ölür müsün öldürür müsün? Ha? Ha? Şey yani çekim bugün. Ha, bugün. Yani ben de sizden bir şeyler buluruz diye düşünmüştüm. Bakayım. Bu ne? Dur. Bu rengi uymadı. Aa işte. Tamam. Zannedersem bu fena değil. Bak bakalım. Evet. Bir başrol bununla bütün lekeleri mahvedebilir. Kesinlikle. Ne kadar bu? 60 milyon. Ha, Turgut Bey ne kadar olur? 60 milyon. Tamam alayım ben bunu o zaman. Nasılsınız Serap Hanım? Ah merhaba. Hazır müşteri yokken hatırınızı sorayım senin. Çok sağ olun Cüneyt Bey ama biz yine de onları hasta dersek daha iyi olur. Öyle. Hasta olmadan nasıl müşteri olacaklar öyle değil mi? Buyurun. Teşekkür ederim. Serap Hanım şu bahçedeki havuzu biraz genişletmeyi düşünürüm ne dersiniz? Tam bir şeyde iki tane hasta denk geldi. Düşünen adam ve heykelini anlıyorum ama aslanları bilmiyorum. Düşünen aslanları yaptırıyoruz bize. Çok yorgunum. Ben hemen heykeltıraşları ararım. Aa baba. Alo. Baba merhaba efendim. Tabii ki hepsini imzaladım efendim. Şu anda mı? Şu anda masamdayım efendim. Turgut'cum ya, acaba bu böyle, ne bileyim, tarihi bir karakter mi olsa acaba? Geldi. Tarihi ha Turgut? Geldi. Bu ne Turgut ya? Kostümü, Bilgi abicim. Bu ne abi yine domates, biber gibi bir şey abi bu. Bununla etkili karakter olunmaz ki Turgut'cum abicim ya. Hayatım sen etkili karakter olmayacaksın ki ya. Sen nasıl? Zaten etkisiz bir leke olacaksın. Gel şunu. Nasıl leke abi, nasıl ya, leke? Ya, bir giy bakalım ya. Hani hakikaten leke mi ha? Evet. Leke olacağım. Evet, kako lekesi olacaksın, kako. Ya oradakiler niye duruyor kardeşim? Aşağıya iniyoruz, bütün lekeler, hadi. Bu ne Turgut? Ne bu ne? Ne o? Senaryoya benziyor. Ne oldu yine ya? Hayatım ne oldu, ne esin? Söyle bakayım. Ha, benim güzel paylaşım. Ne oldu? Hiç yakışma. Bu ne biçim senaryo Allah aşkına ya? Bu biçim bir senaryo ya, senin için özel yazdım. Ne oldu, bir şey mi var? Ben bir bakayım, bu senarist ne yapmış ya? Nedir? Bakayım da bu da çok, çok sayfa ya, bunu nasıl okuyacağım? Kudret, Kudret. Şunu bir al, bir okuyuver bakalım. Bakalım nerede hata var, hata nerede? Başrolde hata var. Düzelteyim ben onu ya, bir daha yazar ya. Ben bunun için para veriyorum zaten bunlara ya. Tabii ben ona bir sürü adet aldırdım. Kudretim, bu senariste adetlerini gönderin, kalem gönderin bol bol. Tamam mı, kuruma da filan verin, yazsın. Tamam mı canım? Tamam mı? Bak bitti işte, hepsini hallettim. Ha canım benim, ha benim güzel kardeşim. Tamam mı? Hallederim ben, hadi canım benim. Turgut bu ne ya? Abicim sen de mi başrol istiyorsun ya? Yok yok estağfurullah benim böyle biçimli bacaklarım yok. Rica ederim.
Ne yani? Sen bunu oynamayacağım diyorsun. Oyna bari. Hayır, oynama gerçekten. Yok, oynarım. Leke dolu ya. Başkası oynasın. Tamam. Turgut. Ya abicim, yani domates olduk, biber olduk ama yani sayende ilk defa da leke oluyorum Allah aşkına ya. Turgut, ne yapacağım ben şimdi abi? Çamaşırın içine mi işleyeceğim? Ha, bir şey sorabilir miyim? Sor. Yüzüm görünecek mi? Tabii görünecek. Reklam çekiyoruz ya. Oraya bant mı yapıştırayım canım? Tamam. Bir leke kalmıştı oynamadığımız, o da olduk sayende. Böyle hani sette abajur falan gerekirse ara. Olur mu? Yapma. Telefonun var değil mi? Yapma ya. Elimizdeki iş ha? Bu ya. Telefonun var yapma değil mi? Olmasın. Kakao lekesi. Sallanma. Sonra da arabayı yıkatmaya gidiyorum dedi ve gitti. Sonra ne oldu? Arabayı yıkattıktan sonra yani? Hayır, arabayı yıkatıp yıkatmadığını bilmiyoruz. Çünkü o günden beri ne kendisini ne de arabayı gördük. Yani öylece çekip gitti mi? Gitti. Üç çocukla beni yapayalnız bıraktı. Ne bir haber ne bir şey. Adam yok. Ay araba da yok. Neyse bütün bunlar geçip gitti. Ve siz yeniden sorumluluk sahibi biriyle evlendiniz. Şimdi sorun ne Hülya Hanım? Geçen gün o da arabayı yıkatmak istediğini söyledi. Koştum arkasından, yalvardım, öptüm. Ay çok ağladım, çok ağladım araba temiz diye. Unutun bu araba hikayesini Hülya Hanım. İsteyen istediği yere gitsin. Sizin üç tane çok güzel çocuğunuz var. Var, var. Ve bu korkuyla yaşanmaz, bunu aşmalısınız. Takıntılı nevroza dönüşmemeli. Bir gün çocuklarım da olmayacak. Hepsi kendi arabasını yıkatmaya gidecek. Ay, dönüşmüş bile. Evet, lekeler. Hazır. Aziz abi. Aziz abi, ben 12 yaşındayken seni Çerov'da seyretmiştim. Yapma ya. Seyrettin demek. Nasıldım? İyiydim değil mi? Mezuniyet oyunuydu değil mi? Çok büyük oyuncusun abi. Abi ben seni seyrettikten sonra oyuncu olmaya karar verdim. Abi hiç aklıma gelmezdi. Bir gün böyle seninle aynı sette hani. Sahne arkadaşım benim. Şşş! Ses konuşmayın, konuşmayın. Hazır. Şimdi bir şeyler kesiyle yağ lekesi iki adım öne. Tamam, tamam. Güzel, 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 güzel. Gel buraya. Kapağı lekesi öne gel. Gel. Hiç unutmak yok, gülümsüyoruz tamam mı? Sosluk. Arkanda bak, mahvedebileceğin bir sürü bembeyaz yanaşıyorum. İçin içine sığmıyorum, hırslısın. Kirleteceksin, kim bu? Tamam mı? Kirleteceğim! Bana değil, kameraya. Kirleteceğim! İşim bu! Yaşasın! Evet, bu! Hadi hazır, kondisyon alıyorsunuz. Açın! Lay 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 lay. Akşam babamla buluşurken bunu giyeceğim anneanne. Benim kızımın da böyle güzel elbiseleri olacak. Doktor olacak, avukat olacak, hostes olacak. Naynalara gidecek, tavernalara gidecek. Evlenecek, işi bırakacak. Çocuk yapacağım. Yuvaya gitmeyecek. Tamam canım, tamam. Yuvaya gitmeyecek. Benim tüzem büyüyünce. Öyle şey olur mu kızım? Babam öğretecek uçacağım. Senin baban öğretse öğretse düşmeyi öğretir. Ayşe. Efeler. Yes. Geldim bebek. Haklısın. Çamaşırı yeter, lekelere yükler. Atın kendiniz lekelere lan. Bunlar lekesi, vur kafana duvara. Hadi hadi. Çok güzel. Atın kendiniz. Gece işi yapalım abi biz. Turgut,
Efendim? Abi bu ne ya? Ya bu kandilik stüdyonda bir klima bile yok abi. Kanter içinde kaldım. Şu halime bak. Ya serin ne diyor işte, buz gibi karpuz kestim. Turgut. Aziz. Ha. Çok iyi oynadın. Yapma ya. Olağanüstüydü. Kakao lekesi rolün değil mi? İyi yorumladın mı Turgut? Evet. Git Allah aşkına be, gelip bir seyretmedim bile. Hissettim ya. Hissettim. Evet. Güzel. Turgut bir şey söyleyeceğim. Evet. Acaba ben bu Akrix erkeğinin yardımcısı falan mı olsam abi? Çünkü arkadaş ya rolü tam kavrayamadı ya da hani pek etkili olamadı diyorum o etkileyici Akrix erkeği rolünde. Ha, ne senaryo dersin? Böyle Azizciğim ya. Bitirelim gitsin ya. Ne oluyor ya? Senaryo böyle öyle mi Turgut? Evet. Yani siz bu müsamereye senaryo mu diyorsunuz sizin sektör? Tutturdun iyi de ben başrol oynayacağım diye ya. Ya bütün önemli ve büyük aktörler önce mini minnacık ufak rollerle başlamışlardır. Tabii. Tabii Turgut. Tabii karşında kakao lekesi varken konuşmak kolay oluyor değil mi abi? Peki. Mesela Al Pacino. Ha. Ne oynadı sence? Baba. Tabii. Başka küçük küçük roller de ama baba oynadı adam. Benden çok daha gençti. Gencecik yaşta baba oynadı. Babayı oynadı abi ya. Tamam. Bu bir istisna olabilir. Peki koskoca Jack Nicholson ne oynadı sence? Guguk kuşu. Ha, gördün mü işte? Ufacık bir minnacık bir kuş oynamış. Ya bak ne diyorum ya, sen benim dostum arkadaşımsın ya. Bir tek rol kelimesi geçince aklıma hemen sen geliyorsun. Arayın diyorum Aziz'i. Hata mı ediyorum? Tamam hata ediyorsam özür dilerim. Yok, çok teşekkür ederim. Yok tamam. Yok çok, yok. Yok çok teşekkür ederim. Dostluklar ülkesinin iyi kalpli prensi Turgut. Sağ olasın. Turgut. Hı. Acaba karpuz alabilir miyim? Senin çok teşekkür ederim. Günler şöyle. İyi günler. İyi günler. Ne zor şeymiş kızım bir bakıcı bulmak. Günlerdir debeleniyorsun, çıkmadı doğru düzgün biri. Benim çocuklar da normal değil ki. Kim gelse çok şaşıracak. Hadi iyi birini buldun diyelim, iyi bir yere gelmiyor ki. Ay annevi de biliyorsun, ilkokuldan kalan Engin donanım ve iskambil destesiyle geziyor. Çocukların ödevine yardım edecek diyor, ödüm kopuyor vallahi. Bilmez miyim Neriman teyzeyi, işin zor vallahi. Senin de aklında bulunsun şu bakıcı işin eşe. Yarın ilk defa biri gelecek. Deneyeceğim bir hafta falan ama belli olmaz yani. Sürekli ve çok güvenilir birini bulana kadar arayacağız. Ya, ben bulsam benim ceme baktıracağım. Çocuktan beter vallahi. Tabii bir süredir senin ufaklık da bende. Ama şeytan görsün yüzünü. Gerçi şeytan bile tutamaz kendini Güler emeğine. Yazık oldu kızım ya. Kaç yıl yani, bu az değil ki. Tamam işte. Biz de önümüzdeki yıllara yazık olmasın diye ayrıldık zaten. Ne büyük aşktı sizinki, ne büyük fedakarlıklar. Bir yandan okul, bir yandan çocuklar. Aşk kadife bir yumruk şekeri. İniyor adamın gözüne. Üç tane pırlanta gibi çocuğunuz var. Hmm. Yanlış. Benim dört çocuğum vardı, onunsa üç kardeşi. Tamam, tamam. Ama Aziz özünde çok iyi bir insan. Tarihi iyi fakirlerle dolu Neşeciğim. Ben tek başıma her şeye yetişemiyorum. Bu sorumluluğu almaktan bıktım ya. Biz bu çocukları beraber yapmadık mı? İnsan hiç mi düşünmez? Yarın bunlar ne yiyecekler, nereye gidecekler, nerede yatacaklar? Düzenli para girmesi lazım eve. Tek başına hiçbir şeye yetişemiyorum. Bak sonunda annemin evine muhtaç kaldım işte. Ya aslında Aziz çok iyi bir oyuncu. Ama biraz şanssız. Şanssız değil, sorumsuz. Yeter artık. Söyle sen de kendine bir ev falan tutsun. Yakında eviniz sirke döner, söyleyeyim. Ben şahsen çocukluğumdan beri çok eğleniyorum Aziz'le. Ben de bir zamanlar çok eğlenirdim. Ama dikkat et, bu eğlence biraz pahalıya mal olabilir. Reklam filmi var, düşünür müsün? Bir ilaç tanıtımı. Abi düşünmez miyim? Herhalde kalın bağırsak rolü falan değil mi? Ne alakası? Bu sefer basbayağı bir adam oynayacaksın. Ya adam oynayacaksam adam oynamak zor, ona çalışmak lazım. Ah canım, ha, midesi bulanan bir adam işte. Ha, midesi bulanan adam çok kolay. Çünkü kamera gördüğümde artık midem bulanıyor Turgut. Ya ben bunları teklif ediyorum diye bana kızmıyorsun değil mi? Turgut, biliyor musun? Şu biriyle konuştum ben bugün. Hı. Dedim ki bu benim arkadaşım olacak Turgut. Nasıl bir adam diye sordum.
O dedi ki, Allah onun cezasını versin, ondan arkadaş falan olmaz dedi. Şubi dedi. Tanıştırayım. Şubi. Turgut Şubi. Şubi. Çok memnun oldum canım. Bak Şubi'ciğim, ben de sana bir şey söyleyeyim. Arkadaşın Azize söyle, bir başka yerde büyük bir rol buluyorsa hiç kaçırmadan kuyruğuna yapışsın. Öptüm canım. Turgut, bu ışık bitecek mi abi? Reklam bu ya, ışık diye olur mu yapıyorlar ışık? Ha, reklam mı? Turgut. Saat kaç oldu abi? Oh, benim çocukları yemeğe götürmem gerekiyor. Niye canım, çekeyim dedim de. Olmaz. Alişin okulun çıkışına gidiyorum ben. Sabret, 15 dakika içinde biter. Yok, ben hemen gelirim Turgut. Nereye gidiyorsun kostümle? Kudret, tut şunu. Turgut abi. Ne oldu? Şahane. Çok isabetli, özellikle de senin hoşuna gidecek şahane bir fikir buldum. Çok teşekkür ederim. Demek istifa ediyorsun, kabul edildi. Yapma be Turgut abi ya. Bana bak. Bana bir şey söylemeden önce 9 kere düşüneceksin, tamam mı? Olur Turgut abi. Başla. Kaçtasın? 6 Turgut abi. Devam et. Bitti mi? Bitti abi. Söyle bakayım şimdi. Olmaz be Turgut abi, çok saçmıymış be abi. Zekalı. Ekip hazır Turgut Bey, yalnız bir tek kakao lekesi eksik. Bekleyecekler, bir yere gitti. 15 dakika içinde gelir. Yaylan, yaylan! Of, of! Efendim. Aziz, neredesin oğlum ya? Bütün set seni bekliyor. Karakoldayım diyorum, bowling salonu demiyorum Turgut'cum. Kim isteyerek gelirdi buraya ya? Ya Bush uçakla tepemizden mi geçecekmiş? NATO toplantısı mı varmış? Ne protestocu sandılar beni? Derdimi de anlatamadım ben sayın abime. NATO kafana tomayanlar mı? Ya yanlış bir cümle kurmuşuz işte sayın abime. Ne? Ha, leke eksik, çekim mi yapamıyorsunuz? Ha işte, dışarıda da bir masum insan eksik. Niye yapıyorsunuz bunu kardeşim? Yani yabancı ülkelerin liderleri, başkanları tepemizden geçiyor. Biz misafirperver bir ülke değil miyiz? Niye protesto ediyorsunuz bunu? Ediyorsam şerefsizim abim. Yani ben başım üstünde yerleri var. Buyursunlar gelsinler de. Cem misafirperver bir insan değil. Kim ki? Eniştem. Sıkıldım. Hadi gidelim. Gelmeyecek. Ama söz vermiştin. Babam bu konuda çok cömerttir. Hep söz verir zaten. İşte biz öyle reklam çekiyorduk da bu arada kaçmış. Biraz eksik akıldır. Çok teşekkür ederiz ilginize. Biz müsaadenizi isteyelim. Sen de bir daha eylem yapılan yerlerde gezme. Yok, ben artık parkta falan dolaşıyorum. Ne? Yürü hadi. Aha, çocukları arayacaktım ya. Yok yok, bırak. Turgut, kontrol var mı? Azıcık gidelim. Sette herkes senin yüzünden zaten sefil oldu. Ha ha, benim yüzümden ha Turgut? Ha, Artrix Man'le ilgisi yok ha Turgut'cum? Ha? Halım geldi. Ay geldim Bilal Bey, geldim. Aa, siz miydiniz? Ne öyle suratlar sekiz karış? Baba. Sizi almaya gelmedi değil mi yine? Aksi olsa şaşardım zaten. Bundan sonra ona baba demeyin. Başka bir isim verin. Mesela... Pinokyo. Bak ne güzel. Parmak gibi boyu vardı değil mi? Böyle bir de çizmeleri mi vardı ne? Hayır anneanne, 7 tane cüceyle kirayı paylaşıyordu. Hadi üzmeyin canınızı. Canım boş verin onu. Şimdi şöyle şurada bir çizgi film falan seyredersiniz. Aç. Değil mi oğluna? Arkadaşlar, cep telefonu olan var mı acaba? Ya kontörüm bitti. Kardeşim, cep telefonu varsa bir şey var. Dış dünyayla kontak kurmadan sette duramıyor musun abi? Zaten kaç saattir seni bekliyoruz bunların içinde. Abicim, çocuklarla yemeğe gideceğim. Ne güzel, 50 milyonum da vardı. Aramam lazım. Müzik hazır.
Lekeler hazır. Ne? Geç yerine. Bizim hazır. Action! Senden rol çalmak yok. Haydi Akrix gel becer. Lekelere ol ecel. Akrixmatik sen var ya. Sizinle bembeyaz dünya. Bize de ders oldu tabi. Büyüksün abi. Akrix büyüksün abi. Kes 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 kes. Abi ne yapıyorsun ya? Kakao ekiz sana diyor. Ne yapıyorsun abi? Bir tane lafım var, al da zamanında gül lütfen. Ama... Oh ya! Ev be kardeşim işte, ev! Bu akşam bizim deli martı da yok. Harika valla! Fransa maçında sorun istemiyorum. İnanmıyorum, yine mi maç? Yine mi? Ya ben kaç haftadır bu evde doğru düzgün bir maç mı seyrettim? Hem zaten kanepe adamın müştemilatı gibi oldu. Ay, tamam tamam. Ben de hayal kurmuştum. Şöyle sahil kenarında salaş bir balık lokantasında keyif yaparız demiştim. Salaş. Pisliğin bir adı da bu oldu. Salaş. E, çok keyifli bir yer ama. Aa, ya atma onları öyle. Niye? Aziz biriktiriyor, Aliş'le birlikte oynuyorlar. E, iyi ya, ben ne kadar çok maç keyfi yaparsam Aliş de o kadar mutlu olur. Ne tatlı çocuk değil mi? Öyle. Ye. Biz de yapalım. Helva mı yapıyorsun kızım? Bir dur ya. Evet, Maslak'taki evin taksitleri daha bitmedi. Çocuğu leasingle alalım istersence. Hele bir belimizi doğrultalım. Sonra ha? Bir dakika şimdi, maç başlıyor. İnşallah Galatasaray 3 tane gol yer. 5 tane atarsa sorun olmaz. İnşallah kendi kalesine atar. Neşe! Aliş, yesene oğlum. Bak hep böyle kısa kalırsın ha. Yesene olur kızım. O babadan filinta beklemiyorsun inşallah. Ay bari bir akşam Susanne ya. Hakikaten anneanne, senin bir of günün olsun mu? Babalar evden gidince çocukları unutur mu? Senin baban günde 40 kere yazmazsa adını bile unutur oğlum. Anne! Önemli bir şey olmuştur. Önemli bir şey olamaz ki. Ya biber olmuştur ya da serçe. En azından arayabilirdi. Telefon diye bir şey var herhalde. Gel bakayım. Aliş, bugün size söz verip dalmaya gelmeyen ben değilim ki. Haksızlık ediyorsun. Anne, niye babamı eve almıyorsun? Ya gelmeye gelmiyor unutursa? O gidince atım da gitti. Atın mı? Gece yarısı atıma benim çiş yapmaya gidiyordum. Aliş, öyle hayali atlara inanma yavrum. Sen pala inanıyorsun ama. Sus bakayım. Her şey yoluna girecektir bir tanem. Neyse şu bakıcı kadın da bir başlasın da. Biz bakıcı falan istemiyoruz. Bebek değiliz biz. Bebek değiliz. Yeter! Size soran olmadı. Neye yetişeceğimi şaşırdım. Ben de işimi kaybedip otellerde taklam atayım babanız gibi. Oteldeki çocukları eğlendiriyordu. Babam her şeyi yapabilir. O bir oyuncu. Kalkın bakayım çabuk odanıza. Sorumsuz davranan o, kabahatli yine ben. Allah'ım ben ne yaptım? Nasıl evlendim ben bu adamla? Şuurumu kaybetmiş olmalıyım. Bir de üstüne 3 tane çocuk yaptım. Kim bilir nerede amuda kalktı da unuttu çocuklarını. Yok. Bize sinir falan bırakmaz bu. Ben bu adamı tamamıyla hayatımdan çıkartacağım. Çocuklar da unutur bir süre sonra. Hah, şöyle aferin kızım. Çocuklarım ve evin bütün sorumluluğu benim üstümde. Beyefendi haftada 1-2 gün görecek. Onda da verdiği sözü unutuyor. Çabuk telefonunu tek çabuk polis çağır. Ne işin var senin bu saatte? Çocuklarımı görmeye geldim. Eşkıya mısın sen? Gece yarısı çocuk mu görülürmüş? Güne ne oldu? İyi akşamlar.
Var bir sorsaydınız. İyi misin, hoş musun? Nerede kaldın, öldün mü? Sana bir şey olmaz, en fazla ölü taklidi yapıyorsundur. Serap lütfen. Hakikaten tartışmak istemiyorum. Çocuklarımı görmeye geldim. Babaları olarak. Baba! Şu haline bak. Sana nasıl baba desinler, söyler misin? Ne için? Sen sahanda mı yaptın sanıyorsun bu çocukları? Babalarıyım tabii. Çocuklarımı göreceğim. Söz veriyorsun, söz veriyorsun, tutmuyorsun. Çocuklara zarar veriyorsun. Bari bırak da seni unutsunlar. Beni unutsunlar. Babalarını unutsunlar öyle mi? Sen beni basit salak bir fıkra sandın galiba. Ne demek babalarını unutsunlar? Ne demekmiş bu çocuğun babasını unutması? Ben daha çılgın olmalıyım ki senin gibi bir adamdan tam 3 tane çocuk yaptım. Üçüncüsünü ben yaptım sayılır. Ben yalvarmadım mı bulduğun bütün... Bütün o doktorlara ben yalvarmadım mı? Ben yalvardım. Almayın çocuğumu diye. Tedbir kararı aldıracağım. 2 yıl önce Alişi Park'ta kaybettin. Karakolda bulduk, hatırlıyor musun? Evet, çünkü saklambaç oynuyorduk. Çok iyi saklanmıştı çocuk. Ne yapayım? Harika! Geçen yılda su az kalsın boğuluyordu. Evet, çünkü balık rolü yapıyordu. Çok iyiydi. Oyununu yarıda mı kesecekti? Tanıklarım var. Hepimiz için çok daha kötü olur. Çocuklardan uzak duracaksın. Niye çıkmıyorsun hayatımdan ha? Yapıştın kaldın leke gibi. ...14 yıl evlilik. Daha öncesi de var. Bazıları buna ömür diyor biliyor musun? Demek leke gibi yapıştım ha. Bahsettim özürle. Ha. Alişin sesini duydum aşağı geliyor da. Hoşça kal. Babam mı geldi anne? Tek eğlenceleri babaları. Tabii ki onsuz da eğlenebiliriz. Bırak. 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 Bu saatte mi gelinir Aliş ya? Geldi ama yine de işi çıkmış gecikmiş, unutmamış bizi. Yatmamış mı minik kurbağalar hala ha? Bırak, 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 bırak. Dişini fırçalamamış mı hala minik kurbağa bakayım? Anne kurbağalar dişini fırçalamaz ki. Bırak. Ne gülüyorsun abla ya? Komik bir ki. Ben annemin haline gülüyorum. Tabii ki de komik. İyi geceler anne. Bırak. İyi geceler sancar kurbağa. İyi geceler anne. Bırak. Şşşt! Uyuyun artık bakayım! Hadi iyi geceler! Kurbağa özne döndü. İyi geceler anneciğim. Renkli rüyalar anne. Size de çocuklar. Rüyanda renkli balonlar gör abi. Rüyanda Ricky Martin'le dans et abla. Hadi be! Thank you.
sana nasıl baba desinler? Sen bir leke misin Aziz? Ha? Sana nasıl baba desinler? Cüzdanında lekenin kazandığı 200 kağıt ve şu harcayamadığın 50 milyon. Bir de harcadığın çocukların resimleri. Al işime bak be. Yeni konuşmaya başlamıştı tırtıl. Hangi bebeğin ilk lafı çüş olabilir ki? Ha? Benim oğlumun. Ama cüzdanında kredi kartı yok Aziz. Hı? Sana nasıl baba desinler? Hadi anne kır. Kırıyorum. Ya anne ya şuna bak ya. Sonra taleplerini mahvetmiş. Bağırma kızım, ne yapmış? Karalamış. Karalamadım. Uçurtma çizdim. İstersem uçurtma canlanırmış, binip gidermişim. Hiç olur kızım öyle şey? Babam söyledi. Uçurtmaymış. Haftalığımın yarısını vermiştim ona. Tamam Hayal. O daha 5,5 yaşında. Uçurtmaya binip gidecek yaşta ise eşyalarıma dokunmamayı da öğrensin. Yeter artık. Allah'ım bana en yakın zamanda bol sabırlı ve iyi kalpli bir bakıcı ihsan eyle. Nihayet uyanabildin. Öğlen oldu. Oh be ya. Bütün hafta boyunca doğru dürüst bir tatil günü bekliyoruz herhalde. Ya ben de bütün hafta çalışacak bir iş günü bekliyorum ya. Ya be çocuklar. Kalmak için sen ya, sabahtan beri koşturuyor. Kantar içerisinde kaldım. Baksana şey aldım ya. Kurabiye aldım sıcak sıcak. Fırından yeni çıkmış. Al canım. Zahmet etmişsin Aziz'i. Eksik olma. Ne var Neşe? Hani ne var? Yani 3 kişi değil miyiz? İşte Neşe, Cem, bir de küçük Aziz. Oh. İstanbul, Bulgurlu'dan, acilden, yani şey acilen kiralık daire. İstanbul, Libadiye'de kiralık daire. İstanbul'un adalarında, uzakta kiralık daire. İstanbul'un Çanakkale'sinde. Hep uzak. Hayrola Aziz. Kendine bir kiralık ev mi bakıyorsun artık? Ya kiralık, ya kiralık da bakıyorum da tabii. Önce iş bakıyorum Cem. Ha, al işte al. Bizimkinin şeyi çıktı. Serap'ın sorumlu bakıcı ilanı çıktı. Hangi ilan? Sorumlu bakıcı arıyor ya. Kendine yeni bir düzen kurmakla meşgul. Yakında evlenir, yine çocuk yapar. Artık lekesiz, mutlu bir hayatı olur. Sadece karım değil, hayat da bana bir leke gibi davranıyor. Ne lekesi Aziz? Koko lekesi Cem. Koko lekesi. Ya bir şey söylüyor. Hani sen söylüyordun ya böyle. Sizin iş orada bir iş olabilir bilmem. Olabilir mi hakikaten? Olabilir bence? Senin bitsin. Ya abi ben bu çocukları görmeden duramıyorum abi ya. Tamam abi. Tamam sakin ol. Senin bir CV'nin var mı CV'nin? Var. Ha yok. Ha sen, özgeçmişim yok. Ama yazarım abi. Çok güzel şeyler var özgeçmişimde benim. Tamam içerideki bilgisayarda yaz getir bir tane CV hadi. Açık değil mi? Kapalı tabii ama sen açarsın artık. Sen hiç bilgisayar kullanmadın değil mi Aziz'im? Abicim şimdi yani ne diyorum ben? Ha? Kağıtla kalemle yazarım diyorum. Mürekkep ve tüyle yazarım demiyorum değil mi Neşe? Taş tablete yazarım demiyorum değil mi? Bu yüzyılda kullanılan kağıt ve kalemle yazarım diyorum Neşe ya. Tamam elle yaz, o da olur abicim. Sen elle yaz. Olur mu elle? Olur. Güzel işler var abi yaptığımız yani... Her bakımdan yararlı, güzel, vatana, millete yararlı işler yaptık bu kadar. Nerede ya? Kalem var mı? Bu devirde bizim kamyon şoförleri bile kalem kağıt kullanmıyor. Hepsinin mail adresi var. Telaş böyle. Bugün tatil unuttun mu? Biliyorum ama ben bugün nöbetçiyim. Sizi yedirip hemen çıkmam lazım. İyi. Ben tokum. Otur o zaman. Allah Allah. Nerede kaldı bu kadın? Bugün işe başlayacaktı. (Gülüyor)
Alo. Merhaba, ben Serap. Niye geciktiniz? Nasıl? Ama niçin? Ne? Ne itti? Bana bunu nasıl yaparsınız? Siz yaptınız değil mi? Sen Hayal, sen yaptın değil mi? Bu yaşta çocukların eğitim edecek hali yok. Tedavisi üzerinde hala çalışılıyor. Kan yoluyla geçiyor. Yeter! Sizi hem anne hem baba olmaya çalışıyorum. Daha fazlasını yapamam. Her şeyimizi kaybetmemizi mi istiyorsunuz? Belki de siz... Belki de siz anneannenizi özlediniz ha? Güzel. Anne, ya yardımına ihtiyacım var. Gelsene, kadın gelmedi bugün. Ha biliyorum ama nöbetçiyim, hemen çıkmam gerekiyor. Yok yok, üzmezler seni. Üzerlerse akşam televizyon seyretmelerini yasaklarsın. Tamam, teşekkür ederim. Hadi bay bay. Evet, şimdi güzel güzel hasret giderirsiniz anneannenizle. Ben çıkıyorum. Hoşça kalın. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Anneannemi de kaçıramayız. Her seferinde geri gelir. Tabii hepsi değil. Ama zaten sığmaz da yani. Değil mi abi? Özgeçmiş dediğin kısa olacak. Yani en önemli şeyler olacak. Sivrisinek ailesi mi? Sivrisinek. Aa, o çok önemli bir işti. Ve en önemli sivrisinek de bendim. İnanmıyorsun. İnanmıyorsunuz. İspatlayabilirim. Fotoğrafları var. Fotoğrafları var. Zı 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 zı. İşte enfes bir baldır. Kabrette iyi kaldın. Dur. Zı 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 zı. İşte enfes bir baldır. Kabrette iyi kaldın. Midemiz kanlandı olsun. Enerji pozitif olsun. Enerji pozitif olsun. Ya Aziz var ya, buradaki işler biraz... Şey, kesme şeker işi. Çok önemli bir kesme şeker firmasının aktivitesiydi. Ve sen oradaki en önemli kesme şekerdin. Hayır abi. O zamanlar toyduk tabii. Bana kaşık rolü verdiler. Bak, bak, bak. Çın çın. Koy çayıma, dal içimde şeker şey. Koy çayıma, dal içimde şeker şey. Aziz kardeşim, bizim şirkette böyle bir iş yok. Yani... Ben bunu bizim şirkete götüremem. Yani bunu benim götürdüğüme kimse inanmaz. Başka biri getirdi zannederler. Başka biri zannederler hacı. Başka biri zannederler. Başka biri zannederler. Başka biri. Benim işim mi? Başka biri zannedilmek. Bir biber. Bir leke. Belki de bir bakıcı kadın. Hayat bana yeni yolumu gösteriyor. Ve ben hala göremiyorum ya. Yuh sana be Aziz. Yuh sana. İşte rolün kralı oğlum. Nasıl baba desinler? Biliyor musun Pinokyo? Herkesin bir yalana ihtiyacı var. Sen de yalan söylediğini sanıyorsun değil mi?
adam olmak için doğruyu söyleyeceksin. Ama büyük adam olmak için büyük yalanlar bulman lazım. Çok büyük yalanlar. Pinokyo, hayatta iki tip insan var. Kazananlar ve kaybedenler. Biz kaybedenlerdiniz Pinokyo. Başarıya çok ama çok yaklaşabiliriz. Ama hiçbir zaman sahip olamayız. Neden biliyor musun? Çünkü seni insan yapacak melek ne kadar gerçekse, beni vergi rekortmeni yapacak kısmet de o kadar gerçek. İsterlerse baba demesinler. Kravatım olmayacak. Dolar hesabımda. Her şeyimi onların kalbinde biriktireceğim. Ve onları görmeden tek bir gün bile geçirmeyeceğim. O adam rüzgarları yarıştıran, hayatta imkansızları başaran, yanında olmasa da